Ağustos ayında neler var? Ya bir yeni ay var. 6 Ağustos Eylül'e kadar sürecek olan Merkür retrosu var. Herkes yeni ayı, Merkür retrosunu konuşuyor ama Emine Akkaya'nın yorumu nedir? Merak ediyoruz. Herkesin en büyük korkulu rüyası bir Merkür retrosu evet. var. Sıcaklardan elektrik trafoları patlayabilir. Fazla ısıdan internet bağları kopabilir. Şantaj diyecekler, montaj diyecekler, her şey diyecekler. Birkaç siyasetçi menfaat edecek. Erken seçim var. 2025 bitmeden mecburen erken seçim olmak zorunda. Robotları artık 2025 sahaya getiriyorlar yavaş yavaş. 2025 artık 3. Dünya Harbi'nin adımlarını her ülke hissedecek. Bu yıl zatürreden ölecek insan fazlalığı var. Bilginiz olsun. Herkese merhabalar. Your Medya yeni stüdyodan sizlere selam olsun diyorum. Ağustos ayını konuşacağız. Uzun zamandır sohbet etmediğimizi anladım. 3 ay oldu dedi Emine. Emine Akkaya, astrolog. Ağustos ayında neler var? Ya bir yeni ay var. 6 Ağustos Eylül'e kadar sürecek olan Merkür retrosu var. Herkes yeni ayı, Merkür retrosunu konuşuyor ama Emine Akkaya'nın yorumu nedir? Merak ediyoruz. Aynı zamanda 2024 yılının ikinci yarısına girdik. 2025 yılının da ilk yarısını şöyle bir konuşalım. Tam sanki bir yıllık gibi olsun. Bizi neler bekliyor? Güzel şeyler olsun. Umudumuz, dileğimiz o. Haydi başlayalım. Ağustos ayı hem dünyada hem Türkiye genelinde hem de Merkür retrosu bize neler yapacak? Ne gibi deneyimler yaşayacağız? Ve 2024 ikinci yarısı, 2025'in de ilk yarısını konuşalım. Güzel şeyler bekliyoruz Emine. Ne hayırlı dersin? Olsun yeni yerimiz. Çok güzel değil mi? Hem ışığıyla bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bol kazancı olsun, bol izleyeni olsun. Yine Magazin Noteri'ni takip edin, abone olun ve beğeni tuşuna basın ki birlikte büyümeye devam edelim. Ersin'e teşekkür ediyorum. Aydın Cimine, Zinnet'e teşekkür ediyorum. Burası televizyondan çok daha fazla kalabalık bir ekiple çalışıyor. O yüzden sizlerin desteğine, ilgisine ve takibine de ihtiyacımız var. Hadi başlayalım. Uğur getirsin bize Amin. Burası. Ne Your dersin? Medya Instagram sayfası. Evet. Mutlaka takip ediyorsunuz. Bravo. Mutlaka herkes Your Medya'nın yeni alanını görmesi gerekiyor. Muhteşem hizmet. O kadar güzel can gibi çalışan bir ekip var. Aydın Bey ve Zinnet Hanım'a hayırlı olsun diyerek. Diyelim. 2025'te daha para kazansınlar. Amin. Bol bereketli olsun. Onlar da heyecanla izliyorlar. Bakalım ne olacak 2025'in birinci yarısında diye. Ama bir Merkür retromuz var Emine. Bu bizi ne yapacak? Şimdi herkesin en büyük korkulu rüyası bir Merkür retrosu evet. var. Aslında şöyle söyleyeceğim. İki aşamalı bir Merkür retromuz var. Yani. Başak'ta başlayacak. Yani 6 ile 14 evresi geri hareketini Başak Burcu'nda devam ettirecek. 15'ten 28-29'una kadar aslan enerjisiyle Oo. Geri hareketini. Ya şu an gölgesindeyiz zaten. Kafa dağınıklığımız olur, zihin bunalık olur. Biraz içsel dünyamız karışık olur. Yaşadığımız alana ait hissedemeyiz. Devamlı bir şekilde düşüncüklerimizi unutturabilir zihin. O halindeyiz, doğru. Zihin devamlı bizi yanıltır. Ben ne söylemiştim? Ya hatırlıyor musun Seher? Biraz önce bir şey konuşmuştuk dediğimizde. Ya mutfağa gidiyorum ne alacaktım deyip geri dönüyorum. Merkür'ün bizde şu anki gölgesini sert gösteriyor. 6 Ağustos itibariyle de artık Başak Burcu'nda bir oluşum geri hareketine bize merhaba diyecek. Tabii ki ben hiçbir şekilde bütün meslektaşlarım der aman imza atmayın, aman evlenmeyin, aman şunu yapmayın, aman yeni Sen iş kurmayın. Demiyorsun. Ben kesinlikle demiyorum. Bir nevi de kader dediğimiz bir döngü var. Kaderimizin de önüne geçemeyiz. Yani Doğru. bugün aman şöyle düşünsene Seher'cim deprem oluyor. Merkür retrosu var. Aman deprem olma gökyüzü mü diyeceğiz ya da Allah adını mı diyeceğiz. Hani estetik yaptırma, evet. doktora gitme, ameliyat olma diyor. Yani şöyle Başak zaten altın hizmet evimiz. Yani hizmet evimiz olduğu için daha disiplinli, daha keyifli. Yani gezegen bir de geri gitmez. Hızı azalır. Sakinleşir ve bizi öğretme çünkü Merkür nedir? Öğreticidir, Öğretici. Zihindir, iletişimdir. Yani
tatmin olabileceğimiz yeteneklerimizi de var eden bir noktadır. O yüzden kısa yolculuklarımızı temsil eder, hayat ticaret zekamızı temsil eder. Yani o yüzden şu an geri hareket ediyor bütün ticaret yapanlar, kapatsın dükkanı. Eylül, en az Eylül'e kadar hiçbir imza atmasınlar. Efendime söyleyeyim, dükkanlarını beklesinler, yukarıya havale etsinler. Desinler ki işte Merkür Retrosu geldi ya, biz bugün zarar edeceğiz deyip kapatsınlar. İş filan beklemesinler. Kimseye de mail atmasınlar. Hiçbir toplantıya gitmesinler. Hiçbir ticaret yapan da işini kapatsın. Gitsin köyüne. Eylül'de de gelsin işinin başına mı demek istiyoruz öyle yani? Bir şey demiyor Emine. Öyle bir şey demiyor. Kesinlikle hayır. O yüzden biraz daha zihnimiz bulanabilir, psikolojimiz yorgun olabilir, daha böyle alıngan, hastalık hastası olabiliriz. Bunları daha sakinlikle bileceğiz, yoga yapabiliriz, meditasyon. En önemli şey tekrar okuyarak maillerimizi yollayabiliriz. Yanlış dikkatli. Mail, dikkatli. Yani aa, bilgisayarımızı aman bozulabilir. Tabii ki elektrik sıcaklar çok fazla var. Nem, nem berbat yani. Şimdi dünyada özellikle ülkemizde konuştuğumuzda sıcaklardan elektrik trafoları patlayabilir. Fazla ısıdan internet bağları kopabilir. Dünyada dijital bir sistemin özellikle hırsızlıkları da temsil ettiği için dijital sahada dolandırıcılıkların daha ön planda var edeceği bir Merkür Retrosu uyarısı verebilir ama yaşantımızı önlem alacağız. Hayır, yaşamımız durmuyor. Yaşam her saniye devam ettiği için de yapmamız gereken, aklımız, zihnimiz bulanıkken, dağınıkken bir nefes alacağız. Burnumuzdan alıp ağzımızdan yavaş yavaş kaygımızı tetikleyebilir, panik atağımızı tetikleyebilir ama ölmediğimiz sürece Allah bizim rızkımızı her zaman verecektir. Yani bu kadar da Merkür'ü kepslere sokmayalım lütfen. Uzay üstünde dönüşmeyelim. Sinirlenince bir 10'a kadar saymakta fayda var. %99 hatta %100'e yakın nem oranı, iklim şartları etkiliyor. Uyku geliyor, küresel, halsizlik oluyor. Merkür retrosu küresel ısınmaya da küresel etkiliyor. Isınmanın da etkisi altında kalabilir. Yani o yüzden doğa olayları ve küresel yansımalarda da gezegenlerin ve sıcaklığın var ettiği bir basınçla dijital sahada sosyal ağlar durup dururken şantajlar, montajlar yani krizler var edebilir. Ama bizim hayatımıza da yani yaşadığımız sürece bir kader çizgimiz var. Her sene Kur'an-ı Kerim'de ve Allah katında defterimizin, rızkımızın yazısı var. Yani bu insanlar son 5 yılda astrologlarımız aman şuna koşma, aman bunu yapma, oradan oraya sıçrama demesi. Tabii ki meslektaşlarımız kendi fikirlerini yansıtıyor ama. Bir öz eleştiri de oluyor kendi mesleğini aslında. Tabii ki ben eleştiriyorum. Doğru. Öz eleştiri yani, kendini de katarak öz eleştiri yapıyorsun. Ya tamam arkadaşım da. Yani eskiden bilimsel olarak gökyüzünde güneş ve aya takip ederek bir sistemde savaşları, harpleri ya da hayatımızdaki konumları, güneşin dengesini gölgemize bakarak öğlen saati, akşam saatini belirliyorduk. Saat kolumuzda yokken, evimizde yokken, soba dumanına göre gökyüzüne hangi rüzgarını belirliyorduk. Yani tamam şu an bizim kullandığımız astroloji bir nevi onların bilge insanların, geçmiş bilge insanların bilgisayardan çıkartıp aktarımı ve teknolojiyi de katıyorsunuz. Teknolojiyi katarak da daha kolaylaştırmış halini sunuyoruz. Yani o kadar da her önüne gelen de astroloğum demekten utanıyorum resmen. O kadar da deme canım. Gerçekten utanıyorum. Yani yani 4 seans alıp da zamanla elenecek bunlar. Senin de dediğin gibi yıllarını, emeğini vermiş insanlarla ben 25 3 ayda, yıldır, 6 ayda kurs almakla yıldır, evet. Yani özellikle de ofisimde 20 yıldır devam ediyorum. Yani 25 yıldır artık mesleğimize bakıyorum. Aa şu astrolog bunu demiş. Aa ne oldu ki? Açıda ne var ki bunu demiş. Bakıyorum hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Ne var? Ne yapardın arkadaşım ya? O yüzden o da yanlış yönlendirme oluyor. Bir de hani çok korku pompalamak da doğru değil. Ben korku da pompalıyorum. Ama doğru enerjiye göre. Çözüm odaklı. Çözüm sorun odaklı değil. Bunlar gelebilir. Böyle davranın demek aynen. Ayrı bir şey. Tabii. Yani o yüzden şimdi ben bazen kilitleniyorum. Yani yeğenim de diyor teyze ya bunları dinlerken çok sıkılıyorum. Çok depresyona giriyorum. Seninle konuşurken sanki karşımda bir basır bana anlatıyormuşsun gibi psikoloji yaratıyorsun.
Yani anlayacağım bir Merkür retrosu. Dünyada kepslere muhteşem espriler yaratmış ve insanları korku algılayan bir sistem yaratmış. Meslektaşlarım, tabii ki zihnimiz yorulacak. Tabii ki psikolojimizin, çünkü 6. evde var olacak bir enerji, var ettiğimize göre insan olarak hepimiz tetikli, algımız yıpranabilir. Alınganlığımız, ağlama krizlerimiz olabilir. Yani bir ilişkiye başlamayın diyemem ben. Yeni sevgiliye başlamayın, evlilik yapmayın diyemem. Yani belki orada Merkür başka, deneyimini yaşayacak. Başka bir noktadan o kadar güzel bir açı alıyordur ki retroda bile. Ve bu retro sizin bu tarihte imza atmanızı bile uyarabilir. Ama zaten kişisel haritaya tabii, göre genel haritaya konuşuluyor ama kişisel haritaya göre de herkesin eviydi, sen daha iyi biliyorsun. Evet, herkesin evine göre aldığı uyarılar vardır. Ama yine ben mesela bir aylık kontrol ettiğim zaman da yani diyorum ki arkadaşım hiç mi iyi bir şey yok yani? Yani bu gezegenlerde ülkedeki insanın ölmesini mi bekliyor yani? Alakası yok. Sen ne kadar uslupla güzel yorumlarsan, karşı tarafa da bu güzel enerjiyi yansıtırsan, tabii ki kötü şeyleri söyleyeceğiz. Ama şu bazı meslektaşlarım diyor ki, haritanızda ölüm kaderiniz bile belli. Kabul etmiyorum onu. Biz Allah değiliz. Kabul etmiyorum onu. Biz Allah değiliz. Haritada öyle bir şey yok mu? Kabul diyorsun? Etmiyorum. Kazaları gösterebilir. Hastalıklarınızı sunabilir. Ama Allah'ın defteri dediğim noktada ölüm ve saati, bu astroloji dediğimiz, yani şu harita sizin ölüm saatinizi veremez. O zaman Allah'ın hikmetini, bu Allah'ın anahtarı, ama biz Allah'ın hikmetinin anahtarına kimiz ki bilelim? Yani Emine Akkaya diyor ki sizin kişisel haritanızda astrolog olarak astrolojik haritanızda ölüm tarihiniz bellidir diyenlere inanmayın. Kabul öyle bir şey etmiyorum. Yoktur diyor. Kabul etmiyorum diyor. Kabul etmiyorum. Evet. Yani şöyle düşünelim. Çok iyiydik. Muhteşemdik. Ya onu da kimse bilmek istemez ya. Ya öyle. Hani... Bak şimdi. Buradaki bir haritaya baktığımız zaman yıkımlar ve ölümler vardır. Ama şahsın öleceğini kimse söyleyemez. Yani ben kalkıp da işte ölüm görüyorum. Yani bu sizsiniz diyebilir misiniz? Kimse diyemez. Kimse diyemez. O yüzden Allah'ın defterinde. Ben şu an burada program yaparken devamlı bilgisayardayım. Günü kontrol, ay nereye geçmiş, güneş hangi açıdan ilerliyor. Kafamda haritayı koyuyorum. Tabii. Kalkıp sonra ay Seher sen yarın ölüyorsun, haberin var mı diyeceğim sana. Diyemez harita. Şimdi şunu soracağım Emine Akkaya. Temmuz ayında dünya genelinde, Amerika'yı da içine katarak. Ağustos ayında. Yok, Temmuz geçtiğimiz ayı söylüyorum. Bir suikast Trump'a yapılan, sonrasında suikastçı öldürüldü. Bir çalkantı oldu Amerika'da. Ama seçimlerle ilgili de ne olabilir, Biden mı, yok, Trump mı diyen de soranlar da var. Dünyadan Türkiye'ye dönelim. Neler söyleyeceksin? Mars ve Uranüs arasında bir algı açı vardı ve bu 3-4 ay devam ettirecek sahneyi, şovu. Nedir? Medusa. Yani korkusuzca savaşmaktır. Medusa. Yani Medusa'nın yarattığı bir sistem. Mars savaşçı zaten. Burada neyi gösterir? Suikastlerin, siyasi suikastlerin devam edeceği. Dünya alanında tekrar, ben bunu bir ay önce yazmıştım. Demiştim ki dünyada ve Türkiye'de suikast olacak ve siyasette suikast olacak dediğimde. Trump'a yapılan Instagram hikayemde de vardır. Girsinler baksınlar, hikaye bölümünde notlar var. Oradan girip bakabiliyor. Düzenli yazıyorum. Şimdi buradaki Uranüs ve Algol bir oluşumuyla birlikte Mars ve Uranüs arasındaki algol evrede, çünkü orada bir asteroid hareket ediyor ve dünyanın en seksi kadına şiddeti gösterir, tacizi gösterir, bağımlılığı sunar, suikastları sunar. Bu Eylül ve Ekim ve Kasım'a kadar devam edecek. Ülkemiz için de geçerli. Şantaj diyecekler, montaj diyecekler, her şey diyecekler. Yani bir nevi bu süreç Amerikan seçimlerine kadar ve Kasım sonuna kadar da devam edecek. Kim kazanır? Trump kazanır. Çünkü Trump'ın altyapısı çok güçlü. Bu suikast ona artı getiriyor mu? Artı biraz getirmez. Biraz daha kahramanlık falan. Kahramanlık mesela getirir ama artı getirmez. Çünkü Trump'ın şöyle bir özelliği var. Elon Musk destekliyor onu. O yüzden Elon Musk'ın desteklemesi demek Biden zaten yaşamıyor gibi. Yani robot onu gibi. Başka bir sistem yönettiği için Biden'ın bir daha o kürsüde, belki Biden bana göre ölmüş bile olabilir. O yüzden hani şimdi kalkıp da Trump hazır, sistem hazır.
O yüzden burada Trump gelir, suikastlar devam eder. Özellikle İtalya'ya bir suikast hazırlanacak yakın dönemde. İtalya. Evet, İsviçre'de çok büyük krizler var olacak. Ve burada İngiltere ciddi bir ekonomik kaosun içerisinde. Diyecekler ki koskoca hazinesi açmış İngiltere, altında krallığın altında altınlar dolu. Nasıl İngiltere'nin bitişini söyleyebiliyorsun? İngiltere'de iş alanı ve işsizlik çok had safhada. Yani tamam, bütçesi hazır İngiltere'nin. Her halkına bakabilir. Kaç yıla bakacak? 10 yıl baksın. 20 yıl baksın. Yani İngiltere de ekonomi krizinin içerisinde. O yüzden dünya krizde. Ya ülkemiz de krizde. Dünya da krizde. Diyecekler ki şimdi bizim yorumcular, adamların bütçeleri var. Bizim de bütçemiz var ama bizim açığımız o kadar çok fazla var ki. Yani bütçe, bizim bütçe sabaha bitiyor. Adamlar halkın aç kalmaması için o bütçeye yaşam boyu dokunmuyorlar bile. Bizimkiler ne yapıyor? Yok ona yollayayım, yok emekli maaşını destekleyeyim, yok onu destekleyeyim. Bizim Merkez Bankamızda para mı var zannediyorsunuz? Erken seçim olur mu Erken Türkiye'de? Erken seçimi söyledim ben sana Seher. Bir daha erken hatırlatalım. Erken seçim var. 2025 bitmeden mecburen erken seçim olmak zorunda. Şu an ülkede milyonlarca otel, milyonlarca iş hakimiyeti kapatıyor. Konkordato ilan ediyor. Turizmi nasıl bitirdiler? Turizm bu ülkede bitik. Yani İngiltere ile yarışıyoruz. Yani adamın sterlini 40 lira, bizim 1 liramız 1 lira bile değil. Yani senin 200 liram bir sterlin değil yani artık. Kusura bakma. Şimdi 2024 yılının ikinci yarısındayız. Hı hı. Durumlar belli, hepimizin yaşadığı. 2025 yılının ilk yarısına kadar durumlarda bir umut, düzelme var mı? Şöyle yine söyleyeceğim. Türkiye'ye sınırlarımız dışında ana sisteme savaş girmez. Dünya asla İstanbul'u hiç kimseye yedirtmez. Bunu bir başta anlaşalım. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, burada ne olur biliyor musun? Halkı biter. Halk bitmesi demek İstanbul'un ekonomik anlamda daha, ya Türkiye'nin daha darboğazlı olacağını gösterir. Şimdi İstanbul'da deprem bekliyorlar. Ben İstanbul'da deprem beklemiyorum. Yapay depremi zaten 12 ilimizde yaptılar. İstanbul, ne Amerika İstanbul'un bitişini ister, ne NATO ister, ne de Rusya ister, ne de Yunanistan ister. Burası zırhlı bir şehir. Zırhlı bir şehir olduğu için hani Doğu'yu bitirdiler zaten. Doğu diye bir ülkemiz yok. Doğu, Amerika'nın istediği, İsrail'in sistem kurduğu. Hani herkes İsrail'i suçluyor ya, şimdi ben İsrailci değilim. Amerika'nın oyunu, tüm dünya Amerika'nın avucuna sıkışmış. 12 insanın avucunda bu dünya. 12 insanın avucunda. Ama en önemli sorun nedir? Robotları artık 2025 sahaya getiriyorlar yavaş yavaş. Ne yapacak? Garsonu... Yapay zeka, her şey robotlarla. Garsonumuz halk değil, robot olacak. Şu anki çekimleri, şimdi rejimiz çalışıyor ama orada bir robot oturacak, şak 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 çekimleri yapacak. Sen hatta dedin ki benim gelinim robot bile olabilir. Çok yankı uyandırdı, evet, o biliyorsun. Evet, benim gelinim. Yani gelinim ama ne dedim? Olmamasında fayda var yani. Çocuğu bir robotla evlenebilir. Of of. Neden? Artık insanlığı eve hapsediyorlar. Robotik sistem dediğimiz her sahada. Evinizde robot yok mu? Herkesin, en fakirin bile evinde robot süpürgesi yok. Benim evimde yok. Neden yok? Ben onların, benim vücut hareketlerimi, bedensel yönetmesini istemiyorum. Benim evimde Wi-Fi kapanır 11'den sonra. Uyku moduna geçişimi asla hiçbir noktada. Telefonlarım, o çok önemli ya. Telefonlarım sağlık için bile önemli. Kapanır. Sadece oğlumu ikna edemedim. Benimle ilgili beyin kodlama şansları yok. Ben hiçbir şekilde hani yaşlılığımı merak etmiyorum. Yaşlılıkta bunların hepsi zaten Apple olsun, Samsung olsun, Oppo olsun, o olsun, sizi zaten otomatikman kodluyor. 2025'in geldiğim vakit 3. dünya harp dediğimiz. Yani son 3 yıldır harp var dünyada. 3. dünya harbi. Ama 2025 artık 3. dünya harbinin adımlarını her ülke hissedecek. Her ülke hissedecek. Yani bu şunu gösterir, yani halkın kısıtlanmaları, yeniden sağlıkla alakalı
Mesela şu an ülkemizde daha önce de uyarmıştım. Zatüre krizi. Şu an herkes evinde zatüre hastası besliyor. Bu sene çok vardı yakınlarımda da. Evet. Zatüre. Yani bu yıl zatüreden ölecek insan fazlalığı var. Bilginiz olsun. Zatüreden ölecek insan sayısı %60. 2025'in ilk yarısına kadar bu zatüre kayıplar krizi. Çok olacak. Kayıplar çok olacak. Hmm. Yani ülkemizle ilgili de ekonomi bitik. Kimse kabul etmiyor. Herkes diyor ki tatilde. Herkes zengin tatilde kardeşim. Orta fakiri, aynı alt tabakayı gördün mü sen Bodrum'da lahmacun yerken? Ya gördün mü? Gittin sen o kadar yerlere. Yedin mi lahmacun canım? Ben Bodrum'a gitmedim. Tamam. 2 sene oldu gitmeyeli. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yani. Seyahat ettiğin noktalarda. 1000 liraya ya, o kadar da liraya, abartı. 1000 liraya bir lahmacun. Ama şöyle söyleyeceğim. Kiralar çok pahalı. Adam. Ama şunu söyleyeyim Emine. Tamam krizi yaşıyoruz. Esnafın da ev sahibinin de biraz insaflı olması gerekmiyor mu? Madem hep birlikte el ele bir şey, devletimizi kalkındıracağız toprağımızı. Ama esnafa gidiyorsun bir yerde 20 lira olan öbür tarafta 15 lira bir yerde 5 lira. Tamam, bu zihniyet de şey. Ak merkezdeki kirayla Eminönü'ndeki kira, Bağcılar'daki kira aynı mı? Şu anda aynı gibi. Tamam değil. Sen buraya ya 500 bin lira veriyorsun. Avcılardaki yere 60 bin lira veriyorsun. Oradaki Ak Merkez'deki yere de 700 bin veriyorsun. Bunlar da çok şişme rakamlar ama değil bu mi? Bu devletin politikası. Evet yani orada bu halkın politikası değil. Otokontrol yapılması yani gerekiyor. Yani sistem, yani bu devletin insanlara ve halkına yaratamadığı ve halkını fakirliğe ittiği bir sistemdir bu. Sen halk olarak Koç olman lazım, Sabancı olman lazım. Arap şeyhinin dostu olman lazım, bilinin metresi olman lazım yaşamak için. Bu ülkede gençlerimizin birçoğu, fakir gençlerimizin birçoğu, şimdi astrolojiden çıktık farklı bir konuşma yapıyoruz. Evet. Ve artık bu insanlar da çocuklarımız paralı gidiyor herkesin koynuna. Bu günah değil mi? Sen çocuğun eğitimini niye Koç'a giden bir öğrencinin özel uçakla piste iniyor? Benim çocuğumun ne eksiği var? Ben bir vize almaya uğraşıyorum. Şimdi vizeler de aynı dediğin gibi hala sırada. Niye ve versin bize üçüncü sınıf bir ülkeye vize kardeşim? Randevu da verilemiyor. Randevu da verilmiyor. Yani şu an bizim sınıfımız Cumhuriyet altında, Türkiye Cumhuriyeti altında üçüncü sınıf bir ülkeyiz. 2025'in ilk yarısına kadar bu böyle gidiyor. Sonrasında 2026 bitecek. 2027'de of. Türkiye ekonomik olarak güçlenir. 2027'ye evet. Kadar ha gayret diyoruz. Ya sınırlarda savaş var Seher'cim. Her gün şehitimiz var. Hangi haberde şehit haberi? Şimdi ev fiyatları kiralarda işte %25 artış o değişti. Tefe tüfeden girdi. %60 ev fiyatlar satış fiyatlarında bir dengeye gelir mi? Daha da yükselir mi? İstanbul'dan kimse ev alamaz. Krediler çıkacak kardeşim. Ha, kredi çıkıyor mu? Çıkacak. Çıkacak. Hani faizi düşüreceğiz. Bilmem ne yapacağız. Kredi çıkacak. Yalan hepsi. Yani astroloji de yalan söylüyor burada. Yani ben değil. Yani burada bir ev alman için en kıtırık bir noktadan diyelim. Ya saray, Tekirdağ saraya gideyim. Hadi İstanbul'u geç. 1+1 ev 3 milyon. Sen bu krediye 1 milyonluk kredi çektiğinde 5 milyon ödüyorsun. Ve sen aldığın evde kârda mısın? O ev sana 20 sene sonra o paranı sana getirecek. Adam öldü gitti. Kredi. Toprak, arsa durumları. Arsa tabii ki alsın. Hmm. Arsa bakın. Arsa altın. Başka bir tavsiye şey. Tavsiye programı değil bunu tavsiye da. Tavsiye ediyorum ben. Ben program ediyorum astrolog olarak. Seher Hanım'ın programı tavsiye programı değil. Değildir bunu da altını çizelim. Ben şahsi olarak. Bu ülkede toprağınız varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu yani siz euro biriktirirken altın Amerika sistemine göre ayarlı olduğu için siz %30 kar edersiniz altında %80 kar edersiniz. Tavsiye programı değil kesinlikle. Ama altın gittikçe daha altın yükseliyor. Yıl sonuna kadar ne olur? Gram altın 3.250 olur. Yani 2024'ün ya sonuna en kadar, geç Mart diyorum 2025'in Mart'ına. 25'ine kadar 3000-3200 olur diyor Emine Akkaya. Yani buradaki yani ülkede ciddi bak ya koskoca AVM'ler batıyor.
3 ay AVM'leri insanlar tutuyor. 4. ay kaçıyorlar, ödeyemez. O zaman Ağustos genel, dünya ve Türkiye genelinde son toparlarsak eğer çok iç açıcı bir durum yok. İç açıcı değil. Bakın biz tabii ki kötü demeyeceğiz Seher'cim. Yani sonuçta insanlara umutsuzluk kıramayız. Ne yapalım canım benim? Yani söyle. Biz en azından yani paramızla alakalı maaşımızı kıyafete almayacağız. Çarçur etmiyoruz. Çarçur etmeyeceğiz. Kıyafet yani almayın. Yani 2027 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki zenginine söylemiyorum kardeşim. Ben orta gelir, çocuklarını okutan ailelere ve askeri maaşı 1.000 lira bile biriktirebiliyorsanız, yani ileride bu sizin yemek paranız olacakmış şekilde. Yok ben gideyim ondan ayakkabı. Hayır, pazardan alın kardeşim. Hep pazardan söylüyorum ben. Alışveriş yapın. Yani lüks çaput çaputa. Bu iki makine yatıyorsunuz ya, koltuk altı lekeleniyor ya üstü lekeleniyor. Bunların hepsi çaput. Yani kimse de mezarına altınla ayakkabısını, çantasını, zıvırını koymuyor. Bir tane uyduruk kefenle, kefenlerimiz uyduruk değil mi? Bir kefenle. Hoca başımızda mezara gömüldük. İlk gün ağlıyoruz, 7 gün zırlıyoruz. O 8. günü yine hayat devam ediyor. O yüzden çocuk, yani yaşarken çocuklarınıza ya da yaşlılığınız için kenara para. Bu parayı da gideceksiniz. Gerekiyorsa 1 liralık altın alacaksınız. 1 liralık altın. Ben size gidin o 100 bin liralık, 100 bin liranız varsa gidin altın alın. Euro'ya da koysanız bir mantığı yok. Dolayısıyla eğer biriktirecekseniz İsviçre frankı biriktirin. İsviçre frankı. Dolar molar kar etmiyor. İsviçre frankı çok gizli hareket eden bir franktır. Yani İsviçre frankı dünyada en hızlı trend yapandır. İsviçre frankı 10 liralık alın. 5 franklık alın. Müsriflik yapmamakta fayda var. Ben ek olarak da sularla ilgili söylemek istiyorum. Ne olur sularımızı ziyan etmeyelim. Şimdi elimizi yıkıyoruz. Oradan musluktan akıyor da akıyor. Dişimizi yıkıyoruz. Akıyor da akıyor. Seher, yani ne olur ya bırak dişi. Tasarruf olsun. Tamam. Su konusunda susuzluk var diyorsunuz. Yani ne tamam, bileyim. Şöyle söyleyeceğim. Bizim ülkemizde belli saatlerde sular kesiliyor. Artık dünya sele mahkum, yangınlara mahkum. Yani sen biz susuz kalıyoruz dediğinde ülke devamlı sele mahkum artık. Yani bundan küresel sistemlerde artık su derdimiz yok. Su derdi nasıl olur biliyor musun? Kar yağmaz. O sızı toprağa. Yağmadı bu sene. Bu sene kar yağmadı ama sele mahkum oldu Türkiye. Yani dünya artık küresel ısınmada sele mahkum. Yangınlara mahkum, doğal afetlere mahkum, doğa yasalarına mahkum kalacak. Yani sen diş fırçasındaki suyu düşünürken bu oluklardan giden, yani oluk sisteminde milyonlarca yağmur yağıyor. O oluk sistemlerini arıtma mantıklarıyla alt sistemler yaratsalar ülkemizde su krizi olmaz. İşte olduğu için en azından biz bir şeyler yapalım. Duş alıyoruz. Nemli hava günde 3-5 kere. Ya duş almayın yani arkadaşlar. Yani orada kovayla yapın. Duşlar, ne bileyim. Sular kirli. Suyunuzu kaynatın. Soğutun. Resmen eski tencere usulü suyunuzu kaynatın. Kovalarda. Kovanızda abdestinizi alın. En güzel bu. Sular mikroplu. Ve gerçekten ve sulardan kaynaklı zatürre mikropları çok fazla var. Yani denizlerde bile mikrop var. Koy da gidin denize girin. Tabii ki zenginler için geçerli. Fakirler için değil. Oldu Emineciğim. Çok güzel aydınlattın ve içimizi de özellikle karartmadın. Ama ne olabilir peki? Ağustos'un genelinde Türkiye ve dünyada konuştuk. Eklemek istediğin de bir şey varsa bu yeni ayla birlikte. Sosyal ağlar, dijital alanlarda büyük krizlerimiz var. Dünya genelinde kısıtlamalar söz konusu olacak. Yani ağlarda. Ya yapacağımız tek şey eğitim masrafları. Çocuklarımız devlet okuluna gitmek için can atıyor. Eğitime çözüm bulmak zorunda. Özel okulların fiyatları astronomik. Ona hiç girmeyelim. Evet. Zaten bu şu anki program astrosiyasi, astropolitik oldu. Böyle de bir bölüm açmış olduk ama genel anlamda Ağustos'u konuştuk. Ya şöyle bir de şöyle söyleyeceğim. Bu sene ülkemizde birkaç siyasetçi vefat edecek. Yani böyle bir durum gündemimizi meşgul edecek. Erken seçim gündemimiz var. Şu anda itibaren
parlamenter sistem mantığına geri dönüş ayarlanmaları yapılacak 2025'te. Ve ülke baskı, erken seçim için dünya baskı yapacak ülkemize ve erken seçim gerçekleşecek. Teşekkür ediyorum. Varsa... Kızma bana. Ben kızmıyorum vallahi. Böyle umutsuz olarak bakıyorum. Hayır. Sana niye kızayım? Sen gördüğünü söylüyorsun. Efendim Emine Akkaya, Ağustos yani kötü oyu... Kötü bir şey yok. Yok. Bizim ülkemizde kötü hiçbir şey yok. Çünkü halk çok mutlu. Rabbim koruyor bir daha aynı Allah zamanda. Yani halkın algısı o kadar kötü ki. Halk mutlu. Algı problemi. Havaya atıyorlar algı yöntemini. Halk mutlu. Elhamdülillah Allah. Tabii ki elhamdülillah Allah. Şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Ama akıl da var ya. Akıl da var ya. Beyoğlu'nda esnaf yok artık. Eminönü'ndeki esnaf ağlıyor. Yani ve esnafların hepsi kepenk kapatıyor. Yani bizim şovmen astrologlarımız da yazıyor. İşte şu olacak, bu olacak. Hiçbir şey olmaz. 2027'ye kadar ülkemizin halkı biter, farklı halklar yerleşir, mültecilerimiz gelir, mülteci almak zorundayız. Mülteci, dünya bize mülteci için para ödüyor. Mülteci ve sığınmacı istemeyen sevgili halkımıza sesleniyorum. O paralarla bir şekilde ülkemiz dönüyor. O yüzden de mülteci, dünya bize mülteci parası veriyor. O yüzden mülteci istemiyoruz deyip de kıvranmayın. Emine Akkaya böyle söylüyor. Ağustos ayını konuştuk. Hoşça kalın.